Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Bugün de yine çok büyük bir sevinç içindeyim. Çünkü bütün bir gün sizinle kavuşmanın hayalini kurdum. Ve işte şimdi hayalime kavuştum. Sizleri çok özlüyorum gerçekten gün boyu. Nasılsınız acaba? Gününüz nasıl geçiyor? Bugün haftanın ikinci günündeyiz. Acaba size dün söylediğim oyunu oynadınız mı? Ya da acaba hala merak ettiğiniz, tam olarak anlamadığınız sorularınız var mı? Eğer varsa aşağıda WhatsApp numaramızı görüyorsunuz. Çok basit arkadaşlar. WhatsApp numaramızı kullanarak bizlere ulaşın ve Nora abiniz istediğiniz her şeye cevap verebilecek. Evet arkadaşlar, şimdi bu arada yine unuttum. Bakın, eğer hala beni hatırlamayan, artık yani lütfen hatırlayın ve beni tanıyın arkadaşlar. Ama ilk kez Satya Türk ekranlarını bu saatte açanlar varsa, Satya Türk çocuk programını ilk defa görenler varsa, ben Nora abiniz, aşağıda ismimi görüyorsunuz. Hafta içi her gün Pazartesi'den Cuma'ya kadar sizlerle buluşuyorum ve bu program içinde sizlerle gerçekten çok şey paylaşıyoruz. Tanrı'nın sözü, deyim yerindeyse, şaşırtan bilgiler, onun dışında nasıl, ne zaman, yok da yok bizim programda arkadaşlar. Şimdi bir de bu arada programda mutlaka olan bir şeyimiz daha var. O da sizler için hazırladığım görev tabii ki de. Eğer arkadaşlar bu göreve hazırsanız, ben heyecanlanmaya başladım bile. 5'ten geriye doğru sayacağım ve ekranda görevimizi hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım, siz de bana eşlik edin. Birlikte sayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Görevinizi gördünüz arkadaşlar. Şimdi bir de benim ağzımdan duyun bakalım. Mesih'in bizim için yaptığı fedakarlığı düşünüp ona bir teşekkür mektubu yaz. Bence bu görev çok güzel bir görev. Çünkü Mesih'in bizim için, özellikle Paskalya Diriliş Haftası'nda bizim için yaptığı fedakarlıkları gerçekten sayarak bitiremeyiz. İşte o yüzden bence bizim ona yapabileceğimiz en iyi şey sadece onun yaptığı şeyin farkında olduğumuzu göstermek ve ona teşekkür etmek. Öyleyse size ipucu olsun diye arkadaşlar, şimdi ben de sizler için, bu arada tabii ki rap için ve sizlere örnek olsun diye, Mesih'e bir mektup yazdım. Şimdi hemen bu mektubu sizlere okumak istiyorum. Başlıyorum. Sevgili Mesih, beni bu kadar büyük bir sevgiyle sevdiğin için sana teşekkür ederim. Benim ve benden çok önce yaşayan insanların günahlarını affettiğin için çok mutluyum. Ama o çarmıhta çektiğin acılar içinde aynı zamanda çok üzgünüm. Ben düştüğümde bile küçük bir yaradan dolayı canım çok acıyor. Mesela dizim, mesela ellerim. Sen ise bizim için çok fazla şeye katlandın. Hala da bizleri her zaman affetmeye devam ediyorsun ve edeceksin de. Gerçekten pişman olup özür dilediğimde seninle barışmak çok kolay. Kalbimi biliyorsun ve beni çok iyi tanıdığını bilmek bana biz en yakın arkadaşmışız gibi hissettiriyor. Senin bizim için yaptığın şeyi asla unutmayacağım ve senin sevgine uygun davranmaya çalışacağım her zaman. Seni çok seviyorum ve yaptığın her şey için sana çok teşekkür ederim. Nora. Arkadaşlar, bence bundan daha fazla ipucu olamaz. Çünkü direkt Mesih'e yazdığım mektubu okudum ve eminim gerçekten Rab Mesih bu mektubu gördüğünde, ki tabii ki görüyor, hatta daha yazmadan bile düşüncelerimizi görebiliyor, çok mutlu olacaktır, çok sevinecektir. Çünkü düşünün ki bizler onun çocuklarıyız ve biz evde anne babamız için, dünyadaki anne babamız için bile küçük bir şey yaptığımızda ne kadar çok mutlu oluyorlar. O zaman Tanrımız acaba kim bilir ne kadar çok mutlu olur. O yüzden sizlerden böyle bir görevi yerine getirmenizi istiyorum ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Lütfen eğer bu görevi yaparsanız, ki yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum, aşağıda WhatsApp numaramız var. Bizlere mektuplarınızdan örnekler gönderin. Acaba nasıl bir mektup yazdınız ya da bu mektubu yazarken neler hissettiniz, bizlere gönderin. Bizler sizden haber bekliyoruz. Haydi bakalım. Şimdi o zaman özledik, birazcık Ege'ye kavuşma zamanı. Bir salyangozun dünya etrafında bir tur dönmesi 4575 yıl sürer. Salyangozun yavaşlığını düşünürsek sanırım bir motor taksak salyangoza daha hızlı döndürebiliriz. Ya da bir bayrak yarışı, nesilden nesile geçebilir. 6 numaraya benden 50 lira.
derin uykuda koku alınamaz. Uyanma yakınken veya yeni uyurken koku alınabilir. Bu yüzden uyurken pırt yaptığımızda bunun farkına bile varmayız. Ancak sabah kalktığımızda koku duruyorsa anlarız veya yanımızda biri uyuyorsa sabah hikayemizi dinleyebiliriz. 1. Yıldırımın oluşturduğu enerjiyle 100.000 ekmek kızartılabilir. Fırtınalı ve yıldırımların çaktığı bir gün çatıya 100.000 ekmek dilimi koyup bunu bir deneyeyim. Yıldırım çarpması, ekmek kızarması. Filler parmak uçlarını basarak görür. Çünkü topuklarında kemik yoktur, tamamen yağdan oluşur. Bu da demektir ki filler iyi bir ısıt olabilir. Ama fark edilmeden bir yerlere girmeye zor olur. O ayrı tabii. Gördüğünüz az önce sırada nasıl, ne zaman bölümümüz var. Soruyu merak edenler için sorumuz gelsin. Arkadaşlar, sizler her ne kadar farkında olmasanız da gün be gün, her geçen gün, hatta bence her geçen dakika büyüyorsunuz ve aynı şey tabii ki de benim için de geçerli. Hepimiz yaş aldıkça büyümeye devam ediyoruz. Hatta belli bir yaştan sonra artık yaşlanıyoruz. Ama acaba bu mucizevi şey nasıl oluyor? Acaba bizim tırnaklarımız nasıl uzuyor? Boyumuz nasıl uzuyor? Ayaklarımız nasıl büyüyor? Ellerimiz nasıl büyüyor? İşte acaba bu sistemi ben çok merak ediyorum. Yani Tanrı kesinlikle harika bir sistem yarattı. Bunu biliyorum. Ama acaba bunu nasıl yapıyor bedenimiz? Ama bu sorunun cevabını almadan önce hadi bakalım nasıl büyüyormuşuz? Bir hep birlikte görelim. Arkadaşlar, sizler bunu hissedemeseniz bile vücudunuzda sürekli olarak gezinen ve adı büyüme hormonu olan bir kimyasal bulunur. Bu kimyasal gece gündüz ama daha çok gece, yani çoğunlukla gece boyunca çalışır ve büyümenize yardımcı olur. Yani aslında büyümemizi sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi büyüme hormonumuz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bazı çocuklar, bazı arkadaşlarınız diğerlerine, yani size göre daha hızlı büyüyebilir. Fakat büyümenin en iyi yolu her gece, burası çok önemli, 8 ile 10 saat uyumaktır arkadaşlar. Eğer uyumazsanız iyi bir şekilde büyüyemeyebilirsiniz. Ama eğer bu dediğim saatler boyunca uyursanız gerçekten daha hızlı bir şekilde büyüyebilirsiniz. Bunun dışında egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek de büyümenizi olumlu şekilde etkiliyor. Yani eğer uzun boylu ya da daha hızlı büyüyen biri olmak istiyorsanız o zaman arkadaşlar uykunuza, egzersizinize ve beslenmenize dikkat edin. Sağlıklı beslenin. Çok dondurma yemeyin, çok hamburger yemeyin. Bunun yerine meyve ve sebzeyle beslenin. Daha sonrasında kemikleriniz uzadıkça boyunuz da uzar bu arada. Sadece boyunuz, yani boyunuz dışarıdan biz boyumuz uzuyormuş gibi görüyoruz ama aynı zamanda kemiklerimiz uzuyormuş arkadaşlar. Vücudunuzun her bölümü yavaşça kilo alarak güçlenir. Büyüdüğünüzü hissedemezsiniz fakat pantolon boyunuz kısa gelmeye başladıkça ya da etek boyunuz ya da çoraplarınız küçülmeye başladıkça ya da hatta ayakkabılarınız küçülmeye başladıkça değişimi fark edebilirsiniz. Bu arada çocuklar yılın geri kalanına göre bahar ve yaz döneminde, yani sizler arkadaşlar daha hızlı büyürlermiş. Bahar ve yaz dönemi önemli. Eğer kendinize dikkat ederseniz, bakarsanız dikkatli bir şekilde bahar ve yaz aylarında daha hızlı büyüdüğünüzü fark edebilirsiniz. Şimdi sırada benim yine çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi var. Haydi bakalım birlikte Mevezi'yi izleyelim.
tam denk geldik be. Nasılsın? İyiyim Zi. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ne güzel bak, saatimize uyduk, birbirimizi bekletmedik. Sana domates suyu hazırlamamı ister misin? Vakit kaybetmeyelim. Genç arkadaşlarımıza anlatacaklarımızı bitirelim, sonra içeriz, olur mu? Olur, tamam o zaman. Zi, tabletini getirmişsin yine. Yeni bir yapay zeka geliştirdim. Eskisinden daha iyi yani. Nasıl? Yani yapay zekanı anlatıyordun ya. Hiç anlamıyorum şu an. Ya tableti anlatıyordun Zi. Evet, anlattığımız konularla ilgili görseller tablette görünecek. Nasıl ama? Büyük iş değil mi? Harikaymış. Böylece genç dostlarımızın aklında daha iyi yer eder, değil mi? Evet. Mesela domates suyu. Bak harika ama konudan kopmayalım, olur mu Zi? Tamam o zaman. Aziz Pavlus. Elçi Pavlus'un nereli olduğunu biliyor musun Zi? Zi? Efendim? Cevap vermedin, kaldın öyle. Ben öylesini sordun sandım. Cevabı kendin vereceksin sanıyordum. Bak ben soruyla başlamak istedim. Tamam. Tarsuslu. Evet, harikasın. Elçi Pavlus doyup büyüdüğü şehri şöyle tarif ediyor. Ben Tarsuslu Roma vatandaşıyım. Kilikya'nın hiç de önemsiz sayılamayacak kentinden. Şiir gibi. Evet, öyle. Tarsus, tarihin her döneminde çeşitli medeniyetler açısından çok önemli bir merkez ve tarihsel birçok olaya tanıklık etmiş bir kent. Mesela? Mesela Persler, Asurlar, Romalılar, Selçuklular, Bizanslılar, Osmanlı İmparatorluğu. Kaç farklı medeniyet yer almış burada. Ama biz bu işin içinden çıkamayız ki mi? Yani hangi beni anlatacaksın şimdi? Hayır ben asıl konumuza geri döneceğim şimdi. Roma İmparatorluğu'nun Augustus döneminde İsa'dan önce 10 ila 5 yıllarında doğan Pavlus'a. Harika. Pavlus 15 yaşlarında eğitim almak için Kudüs'e gider. Tarsus'a geri döndüğünde çok bilgili biri olmuştur artık. Ancak memleketinde onu kıskananlar ve çekemeyenler odur. O da tekrar Kudüs'e döner. Süper. Çok teşekkürler anlattığın için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Burada bitiyor değil mi? Hayır Zi, her şey aslında burada başlıyor. Tamam, dinlemeye devam o zaman. 34 yılındayızdır artık. Sakın hayır bu yıldayız deme bana, tamam mı? Asla demem. O dönemi anlatıyorsun. Anladım. O kadar da değil ya. Evet, Kudüs. Bu sıralarda Mesih İsa'nın öğretisiyle ona karşı olanlar arasında çekişmelere sahne oluyordu Kudüs. Pavlus gerçeği burada görür ve kardeşlerine destek vermeye karar verir. Peki yolculuklar? Evet, yolculuklar da İsa Mesih'i tanımasından sonra başlar tabii. 4 yolculuk var. İlki 47 yılında başlayıp 49 yılında sonlanıyor. Sonraki bölümümüzde ilk yolculuğu anlatıyor olacağız. En heyecanlı yerinde bitirdin ama. Olsun o kadar. Küçük kardeşlerimiz de bizden önce araştırsınlar tabii. Peki ya Tarsus kenti şimdi nasıl? Keyfi yerinde mi? Yazın eser mi? Kışın yıldırım düşer mi? Biraz genel kültür diyorsun yani. Bak Tarsus Mersin ilinin en doğusundaki ilçesi. Tahmin edeceğin üzere çokça turistik yeri bulunuyor. Taşkuyu Mağarası, Kleopatra Kapısı, Şelalesi ve ne kilisesi? Aziz Pavlus. Evet, tabii ki. Bir yandan yolculukları anlatırken, bir yandan genel kültür bilgileri vermek adına buraları da anlatacağız. Ben sana bir tane doğru mu yanlış mı sorusu sorayım o zaman. Öyle sorularım var diyordu. Yolla gelsin o zaman. Bekliyorum. Dikkat, geliyor. Evet. Hazır yanı başımızda tablet varken ilki geliyor. Evet. E-posta terimi elektronik posta sözcüklerinin kısaltılmış halidir. Doğru mu? Yanlış mı?
Hay Allah. Çok da zor bir soru yahu. Buna zor diyorsan yandın o zaman. Daha neler var be? Yahu latife ediyorum latife. Ne diyor? Ya ne? Şaka diyorum, anlamıyor musun? Şaka yapıyordum. Tamam. Cevap için doğru, evet doğru diyorum. Evet bildin. İngilizce'deki e-mail olarak geçen terimin Türkçesi e-posta. Herkesin bir elektronik posta hesabı var artık günümüzde. Bu harika bir şey. Evet, kesinlikle. O zaman bugünlük bu kadar diyelim mi Ezi? Diyelim. Sonraki bölümde de artık yolculuklara başlayalım ama. Tamam, söz. Hadi bakalım. Sen şimdi domates suyunu yap, ben biraz işim var gideceğim, tamam mı? Süpersin. Hemen, hadi görüşürüz. Hemen. Benim Nora ablanızın en sevdiği bölümdeyiz. Tanrı'nın sözü. Şimdi hatırlıyorsanız dün size vaftizci Yahya'dan bahsetmiştik. Ve artık Mesih doğmuştu daha önceki hikayelere göre. Ve Mesih doğduktan sonra büyüdü. Ve ondan sonra vaftizci Yahya onu vaftiz etti. Ve göklerden Tanrı'nın sesi duyuldu. Ondan hoşnudum dedi Mesih için Tanrı. Yani aslında ben Mesih İsa ne yaparsa dünyada onun yanındayım demek istedi Tanrı ona. Şimdi de size çok kısa şundan bahsetmek istiyorum. Yani Mesih o vaftizden sonra artık yavaş yavaş Tanrı'nın desteğiyle dünyadaki amacını yerine getirmeye başladı artık. Neler yaptı? Mesela bir kere kendine 12 tane öğrenci seçti. Onlar zaten Mesih'i tanıdıklarında o kadar çok etkilendiler ki onda bir şey vardı, biliyorlardı. O Tanrı'ydı çünkü. Onda dünyada olmayan bir şey vardı, bir etkileme gücü ve onu takip etmeye başladılar. Hem anlattıklarını çok sevdiler hem de Mesih'i çok sevdiler ve onu takip etmeye başladılar. Ve 12 tane öğrencisi ki aynı zamanda onlar arkadaş oldular. Mesih onlarla arkadaş oldu, onları çok sevdi. 12 tane öğrencisiyle birlikte uzun zaman geçirdiler ve birlikte çok şey yaptılar. Mesela hastaları iyileştirdiler, mucizeler yaptılar ve tabii ki de Tanrı'nın sözünü, yani aslında Tanrı'nın bu kurtuluş planını Mesih insanlara anlattı, topluluklara anlattı ve bazı insanlar onu takip ettiler. Bazı insanlar tıpkı bizim gibi ona inandılar ama bazı insanlar ona inanmadılar. Onun Mesih olduğuna, onun Tanrı olduğuna, onun kurtuluş planına inanmadılar arkadaşlar. İşte bu yüzden de tabii ki de çok farklı sonuçları çıktı bunun. Yani Mesih'i sevenler kadar sevmeyenler olduğu için aynı zamanda sevmeyen insanlar Mesih'ten kurtulmak istediler. Onun bu dünyada yaşamasını istemediler. Çünkü neden bilmiyorum, belki de korktular. Yani onun anlattıkları çünkü gerçekten çok çok İnanılmazdı anlattıkları, yani mükemmeldi. Tanrı'nın krallığından bahsediyordu, Mesih olduğundan bahsediyordu, insanları affetmemiz gerektiğinden bahsediyordu, insanları yargılamamamız gerektiğinden bahsediyordu. Çok fazla şeyden bahsediyordu ve bazı insanlar bu mükemmel şeyleri duymaya tahammül edemediler. İşte bu yüzden ondan kurtulmak istediler ama Mesih gerçekten yaşamı boyunca, yani bu artık vaftiz olduktan sonra insanlar için çok şey yaptı ve bu müjdeli haberi, Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın kurtuluş planını yaymak istedi insanlara sürekli olarak. Ve şimdi bu hikayeden sonra ne olduğunu anlatacağım size. Yani artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Mesih'in nasıl öldüğü ve ölümden dirilmesi konusuna yavaş yavaş geliyoruz. Ama ondan önce sizlere bir bölüm okumak istiyorum. Hizmetçi Kral. Hizmetçi Kral ismi çok garip. Sizce bir kral hizmetçi olabilir mi? Çünkü kral normalde tacını takıp tahtında oturur ve onun önüne güzel yemekler gelir, o emirler verir, bir şeyler söyler ama bir kralın hizmetçi olduğunu daha önce hiç duymamıştım. Hadi bakalım birlikte okuyalım. Fısıh zamanıydı. Yani Tanrı'nın halkının Mısır'da köle olmaktan nasıl kurtarıldıklarını hatırladıkları zamandı. Hatırlarsanız İsrail halkı Mısır'da çok eskiden, daha o zaman Mesih gelmemişti. O zaman Mısır'da köleydi. O Mısırlılar onlara çok kötü davranıyorlardı. Ve tabii ki Tanrı onların bu kadar üzülmesine, bu kadar eziyet görmesine izin vermek istemedi ve onları oradan kurtardı. Ve onlar da bu kurtarış hikayesini hatırlamak için o döneme fısıh zamanı, yani fısıh dediler o bayrama.
her yıl bir kuzu öldürüp yerlerdi. Ve bizim yerimize bu kuzu öldü derlerdi. Bu yılki fısıhta Tanrı daha büyük bir kurtarış planlıyordu. İsa ve arkadaşları üst kattaki bir odada birlikte fısıh yemeğini yiyordu. İşte bu üst katta arkadaşları diye bahsettiğim Mesih'in 12 tane öğrencisiydi. Ama İsa'nın arkadaşları tartışıyorlardı. Ne hakkında mı? Pis ayaklar hakkında. Pis ayaklar mı? Ne ilgisi var şimdi konunun acaba? Evet, pis ayaklar hakkında konuşuyorlardı. Şimdi o dönemle ilgili bilmen gereken bir şey var. O zamanlarda insanlar ayakkabı giymezlerdi. Sadece sandalet giyinirlerdi. Ve sandaletin ne olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar, sandalet böyle çok ince tabanlı, üstü açık ayakkabı gibi bir şey. Ama yani böyle yere basıyor gibi oluyorsun onu giyindiğin zaman. İlk bakışta bu çok garip gelmeyebilir. Ama şunu da hatırlamanız gerekiyor ki o dönemde sokaklar çok ama çok pisti. Şimdi günlük hayatımızda evet sandalet giyiniyoruz ama sokaklar o zamanki kadar pis değil. Sadece toz topraktan bahsetmiyorum, yani öyle bir kir değil, gerçekten çok pisti. Cidden iğrenç bir pislik gibiydi. Her yerde inekler ve atlar vardı ve artık sokaklarda neler olabileceğini siz düşünün arkadaşlar. Ve insanların nelere bastığını tahmin edebilirsiniz bence. İşte bu yüzden düşünün ki sandalet giyinen ayaklar ne kadar kirleniyordu o zaman. İşte birilerinin de bu pis ayakları yıkaması gerekiyordu ama bu iğrenç bir işti. Kim gönüllü olurdu ki bu işte? Ancak en alt seviyedeki hizmetçi bunu yapardı. Ben hizmetçi değilim dedi Petrus. Ben de değilim dedi Matta. Petrus ve Matta İsa'nın 12 öğrencilerinden biriydi. Yani arkadaşlarından ikisiydi onlar. İsa sessizce sofradan kalktı. Üstünü çıkarttı. Bir leğene su koydu. Diz çöktü ve inanmayacaksınız ama arkadaşlarının ayaklarını yıkamaya başladı. Unutmayın ki Mesih bir kraldı ve göklerdeki krallığını bırakıp dünyayı bizim için büyük bir fedakarlık yapmaya geldi. Yoksa hikayenin başında bahsettiği hizmetçi kral derken Mesih'i mi kastediyordu sizce? İnanamıyorum. Sen bunu yapmamalısın diye itiraz etti Petrus. İsa'nın hizmetçi bir kral olduğunu anlayamamıştı. Aslında Mesih gerçekten bu dünyaya bizler için bir şeyler yapmak için gelmişti. Tıpkı bir hizmetçi gibi. Petrus, pislikleri temizlememe izin vermezsen bana yakın olamazsın diye cevap verdi İsa. İsa biliyordu ki insanların en büyük ihtiyacı içten temizlenmekti. Kalplerindeki günahın yanında ayaklarındaki pislik bir hiçti aslında. Yani kalpleri ayaklarından çok daha pisti. O zaman beni temizle dedi Petrus gözleri dolarak. Hem de tamamımı. Tekrar tekrar İsa herkesin ayaklarını yıkadı. Bunu sizi sevdiğim için yapıyorum diye anlattı İsa. Siz de bunu birbiriniz için yapın. Bahsettiği şey sadece ayak yıkamak mı sizce, yoksa gerçekten yapmaktan tiksineceğimiz ama birinin iyiliği için yapabileceğimiz şeyler mi? Bence böyle şeyler. Birine hizmet etmek, biri için bir şeyler yapmak, o kişiden daha fazla yorulmak, o kişinin bile yapmak istemediği bir şeyi onun için yapmak gibi mesela. Gel gelelim, İsa'nın arkadaşlarından birisi maalesef çok kötü bir plan yapmıştı. Başka hiç kimsenin bu kötü plandan haberi yoktu. Ama tabii ki her şeyi bildiği gibi Mesih bunu da biliyordu. Yahuda da biliyordu. Yahuda, ki Yahuda da İsa'nın öğrencilerinden biriydi ve İsa ile çok yakındı. Tıpkı Petrus ve Matta gibi İsa ile arkadaştı. Yahuda önderlerin İsa'yı yakalamasına yardım edecekti. Karşılığında da 30 parça gümüş alacaktı. Sadece 30 parça gümüş. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü o dönem size az önce bahsettiğim gibi Mesih'ten nefret eden insanlar vardı ve onu yakalayıp onu öldürmek istiyorlardı. Onun bu dünyadan gitmesini istiyorlardı. Onun anlattığı mükemmel şeylere tahammülleri yoktu çünkü. Ve Yahuda, onun arkadaşı, sadece 30 parça gümüşe Mesih'i sattı. En yakın arkadaşını, en sevdiği kişiyi sattı belki de. Hadi git Yahuda dedi İsa. Yahuda sofradan kalktı, odadan çıktı ve gecenin içine daldı. Sonra İsa bir şey yaptı ve bunu biz hala yapıyoruz bazen onu hatırlamak için. İsa elini ekmeği aldı ve ekmeği böldü.
parçaları arkadaşlarına verdi. Eline bir kase üzüm suyu aldı ve Tanrı'ya şükretti. Onu da kaplara dökerek arkadaşların arasında paylaştırdı. Benim bedenim işte bu ekmek gibi parçalanacak dedi İsa. Bu kasedeki üzüm suyu da benim kanım gibi dökülecek. Ama Tanrı işte bu şekilde bütün dünyayı kurtaracak. Benim hayatım kırılacak ama Tanrı'nın kırılmış dünyası tamir olacak. Benim kalbim parçalanacak ama sizin kalpleriniz iyileşecek. Tıpkı fısık kuzusunun ölmesi gibi ben de sizin yerinize öleceğim. Kanım da sizin bütün günahlarınızı temizleyecek. Hepiniz içinizde, kalplerinizde temiz olacaksınız. Bu yüzden ne zaman yer ve içerseniz hatırlayın dedi İsa. Ben sizi kurtardım. İsa dünyayı bırakıp babasına dönme vaktinin neredeyse geldiğini biliyordu. Uzun bir süre sizinle olamayacağım dedi. Çok üzüleceksiniz ama Tanrı'nın yardımcısı size gelecek. O zaman sizi asla bırakmayacak, sonsuz mutlulukla dolacaksınız. Bu yüzden korkmayın. Siz benim arkadaşlarımsınız ve ben sizi seviyorum. Sonra en sevdikleri ilahiyi söylediler. Ardından çok sevdikleri bir yer olan zeytinlik bahçesine gittiler. Ve sonra olacakları yarın yine aynı saatte birlikte konuşacağız. Ama bugünlük benden bu kadar. Bugün gün boyu, yarın program saatine kadar lütfen Mesih'in sizin için yaptığı fedakarlığı düşünmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.